Ee, o açıdan da şu anki tablo işin doğrusu çok da böyle Millet İttifakı açısından iç açıcı değil. Onu söyleyeyim. Kaldı ki Kemal Bey de canı sıkılmış olmalı ki tarihin en kısa bas toplantısını yaptı. <laughs> 1.51 saniye. Yani 1 dakika 51 saniye sürdü. 6 liderle yaptığı toplam bas toplantısının süresi 1 dakika 51 saniye. Ve orada zaten çok somut bir şey söylenmedi. Ama bu tablo netleşir netleşmez yani ikinci tura kalması durumunda hızla toparlanıp bütün bu söyledik, söylediğim o parametreleri inşa etmesi gerekiyor. Yoksa tekrar altını çiziyorum. Ee, onlar arasından çok daha ağır bir yenilgi, çok daha kötü bir tablo ortaya çıkar e, diye düşünüyorum. Peki Millet İttifakı'na baktığımız zaman son aylarda, e, son 6 ay diyelim hani yaşananlara baktığımızda Mart başında Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla başlayan o kriz Aynen. arkasında iki tane iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak dahil edilmesi projeye bu bir İkincisi HDP ile olan görüşmeler ve akabinde çok kısa zaman, çok kısa bir zaman zarfı içerisinde hem Kandil'den hem HDP cephesinden gelen cesur, iddialı bir şeyler vaat edilmişçesine yapılan o açıklamalar. Bu iki. Sinan Oğan'ın aday olması, Sinan Oğan'ın bir siyasi figür olarak o arenaya çıkması, ben de varım demesi. Bu üç. Ee, Muharrem İnce'nin yine aynı şekilde aday olması ve sonrasında e, Muharrem İnce'nin başına gelen bu e, Nahoş kaset hadisesi. Bunları bu saydığım dört unsuru, dört olayı değerlendirir misiniz, derecelendirir misiniz Millet İttifakı'na kaybettirdikleri e, açısından? Ee, şöyle eğer sıralarsam e, birinci temel nokta Sayın akşenerin masadan kalkıp tekrar oturması hı hı. şimdi bu bir kere ciddi anlamda masayı yıprattı ve bir kan kaybına yol açtı kaldı ki İyi partinin de yüzde on alması da aslında çok daha fazla bekliyorlardı yüzde on'u zor yakaladı bu, bu 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 da bir kere zayıfladığını gösteriyor yani masayı zayıflatan temel etken Sayın akşenerin masadan kalkıp tekrar oturması ama otururken de hala e, o bas toplantısının izleri kaldı. Yani Kılıçdaroğlu'na bile bile kaybedeceğiz. İşte ateşten gömleği giyin diyerek belediye başkanlarına çağrı yapması. Artık bu masanın önceliği Türkiye değil kendi şahsi çıkarları ve e, şeyleridir. Kendi ajandalarıdır demesi. Masayı yıpratması, sonra... masaya yıpratması iyi Parti'yi yıpratmasından tabii. daha mı şiddetli oldu? Elbette elbette yani kendi seçmeni bir şekilde toparladı ama masayı masa kan kaybetti. Yani masa toparlanamadı. Hı hı. Bu bir kere birinci çok zayıf halka tekrar dönerken de çok o ikna edici argümanlarla dönmedi. Yani e, Kemal Bey kesin kaybedecek aday onunla kazanmamız imkansız dedi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ha, yani hala çatı aday. ne değişti de döndünüz. Hı hı. Efendim iki belediye başkanı yardımcısı yaptık. E tamam onun yardımcısı olması için evvela Kemal Bey'in kazanması gerekiyor. Yani hala kazanmasına şüpheyle baktığınız, kaybedeceğiniz düşündüğünüz bir çata adayınız var. Yani dolayısıyla bu ikna edici olmadı. Birinci temel sorun bu. İkinci temel sorun e, HDP ile çok açık bir arşanda üzerinden gidilmemesi. Ya HDP masada yok. Ya iyi de HDP'nin de aynı zamanda çata adaysınız. Yani böyle ki kendileri de deklar etti. Şu anki tabloda da baktığımızda HDP ciddi katkı sunmuş. Yani HDP ile İyi Parti çıkarın Muharrem İnce'nin de gerisinde Sayın Kılıçdaroğlu. Bakın tekrar ediyorum. HDP ile İyi parti oyunu çıkarın. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin aldığı oyun gerisinde. Gerisinde yani. Anlamadım. Dolayısıyla hani... Muharrem İnce'nin aldığı oyunu. E, şu... 2018'deki. Pardon özür dilerim. 2018'de Muharrem pardon. İnce ne aldı? 31 aldı. Hı hı. Doğru, Akşener doğru. vardı Akşener vardı HDP vardı biri 9 aldı biri 7.5-8 civarında toplayın 17 koyun üstüne 31-48 burada 44 var yani HDP ile İyi Parti çıkarın ortalama 20 demek gelip kilitlendiği yer Kemal Bey'in 25'ler civarında yani dolayısıyla hani bunu şunun için anlatıyorum HDP aslında buraya ciddi anlamda bir enerji sağlamış ...sağlamış yani yüzde onluk bir enerji... ...sağlamış öyle de böyle... ...kendi seçmenini motive etmiş... Ee, ...ama... ...muhtemeldir ki... ...gelebilecek olası milliyetçi... ...ulusalcı oyları kesmiş... Hmm. ...onlar başka yere gitti... ...bir kısmı işte Sinan Oğan'a gitti... ...bir kısmı Sayın Erdoğan'a gitti muhtemelen... Ee, ...diğer taraftan da... E, e, ...mesela hani bu... E, ...tanımlanamadı... ...ilişki biçimi... ...yani hani böyle hani ilişki durumu iki nokta üste karışık. HDP'li olan ilişki durumu ya da yeşil sollu olan ilişki durumu çok karışık. Bu seçmende bir git gel yarattı. Ee, üçüncü temel nokta da e, sürekli bu parlamenter sisteme atıf yapılıp e, geçiş dönemi üzerinden kurgulandı. Ama ya bu çoğunluğu yakalayamazsanız yani beş yıl boyunca Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz sorusuna tatmin edici bir yanıt da gelmedi. Hı hı. Bütün bunları üçte koyduğumuzda bunlar e, Altın, Kemal Ay, Bey açısından handikap oluşturdu. Ve e, o handikap da zaten sonuca yansıdı. Şimdi bunlar ortadan kaldırılabilir mi? E kolay değil. Dediğim gibi yani e, bu, 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 bu gri alanları tanımlaması gerekiyor sen Kılıçdaroğlu'nun. Ya bana sorarsanız, bakın bunu şey açısından söylemiyorum, tarafkirlik açısından değil. Tamamen somut veriler üzerinden gidiyorum ve ben e, seçimden neredeyse hani bir yıl önce yaptığım çıkarsamaları tahminlerin hiçbirinde de bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. O kadar hakarete uğramama rağmen e, benim dediğim oldu. Yani hiç bu işin kolay olmayacağı, Kemal Bey'in yüzeli yakalaması çok zor olacağı meclis tablosu açısından parlamenter sisteme geçin ham hayal olduğu. Hatta tek tek anlattım. Ya yani dedim ki yani 360'ı yakalamanız için AK Parti'nin 20'lere düşmesi lazım. MHP'nin altlara düşmesi lazım. CHP'nin 30'un üzerine çıkması lazım. İYİ Parti'nin 15'in üzerine çıkması lazım. Böyle bir tablo yok karşımızda. Hmm. E, ne oldu? E, olmadı. Yani seçmene, hani... seçmene geçmeyen ne? Yani hem psikolojik olarak hem işte Onur de az önce dedi ya Hasan Basri... parlamenter sistem çok vatandaşa yönelik bir şey değil. Ee, direkt yönelik bir vaat değil diye seçmene geçmeyen ne oldu sizce en büyük? Ya burada seçmeni ikna etmenin tek yolu şudur. Ee, ben işte Erdoğan'ın daha iyi yönetirim. Bu duyguyu vermediğiniz anda çok bir karşılık bulamıyorsunuz. Ya çok soy şeyler üzerinden gitti sevgili Mine. Ya ben Şimdi ne olur benim dediğim başka bir tarafa çekilmesin de. Çok böyle soyut şeyler üzerine yani birbirimizi sevelim işte pozitif enerji olsun. Bahar gelecek. Yok Demokrasi yok. Ha de, bahar gelecek. Ama yok demokrasi getireceğiz. Bunlar çok soyut Seçim sloganıdır yani. Seçmeni. Ama bunlar soyut. Üstüne somut şeyler koymamız gerekiyor. Melika.